Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Aşıklık Geleneği ve Ozanlarımız adlı programımızın 6. ozanındayız. Yine çok değerli, bizim için çok önemli bir üstad, Aşık Mahsuni Şerif'ten bahsedeceğiz. Gerçek adı aslında Şerif Cırık'tır ama biz ve tüm kamuoyu onu Aşık Mahsuni Şerif olarak tanımaktadır. Mahsuni Şerif üstadımız 1940 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. Ve çok önemli eserleri vardır. Onunla da aslında kendinden önceki birçok ozanın etkisini görmekteyiz ama kendisi kendi hamurunu yoğurarak ortaya çok güzel eserler çıkartmıştır. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Siz müzik öğrencisiniz. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Dikkat ettiyseniz şu ana kadarki videolarımızda da ve bugüne kadar gördüğünüz derslerde de bunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bir sazı çalmak veya bir sesimizi kullanarak bir icrada bulunmak aslında önce birilerini dinleyerek başlıyor. Taklit demeyelim ama birilerinden esinleniyoruz. Daha sonra eğer bizde de bir çalışma varsa ne oluyor? Onu hamuru yoğurarak kendimize dair bir şeyler oluşturuyoruz. İşte sanattaki yaratıcılık da böyle bir şey. Aslında aşıklık geleneğinden de şu an bahsediyoruz. Çünkü aşıklık geleneği içerisinde ister istemez bu yaratıcı ortam bizi kendisi içine çekiyor. Çünkü öyle bir süreç var ki içeride doğaçlamalar, aşıklamalar, atışmalar. Dolayısıyla Mahsuni Şerif de kendinden önceki ozanlardan etkilenerek güzel bir sanat taşlarını döşemeye başlıyor. Bir süre sonra da gerçekten çok güzel eserler ortaya koyuyor. Dünyanın arkadaşlar en iyi 3 ozanından biri olarak kabul ediliyor ve dünyanın en iyi ozanlarından kabul ediliyor. Özellikle ozanlarımızın olduğu dernekler ve camialar tarafından. Gerçekten de Mahsuni Şerif'in eserleri çok evrensel. Yani yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Efendime söyleyeyim hocamız. Çeşmi Siyah'ın var mesela. Değil mi? Halkımıza mal olmuş. Evet. Birçok Türkiye tarafından kabullenilmiş bir türkü, evet. Değil mi? İşte gidiyorum Çeşmi Siyah'ın, evet. Gibi. Bunlar tabii hep bizim gündelik yaşantımızda çektiğimiz sıkıntılar. Hep söylemiştik ya, acılar, kederler veya mutluluklarımız. Bunları çok iyi anlatan bir sanatçımız Mahsuni Şerif. Şimdi biz Mahsuni Şerif'le ilgili Çeşmi Siyah'ım adlı, hatta daha önce bazı sinemalarda, filmlerde de bu müziği çok duyduk. Birçok sanatçı tarafından da söylendi. Söylendi tabii, sayısız evet. Sanatçımız tarafından da icra edildi. Gökten hocamız da Mahsuni Şerif'i anmak ve size de bir örnek göstermek amacıyla canlı canlı çalalım. Canlı canlı onu bir evet. İcra edelim. Karardıkça baktım.
eser. Sözü, müziği, her şeyiyle gerçekten çok etkileyici. Evet arkadaşlar, bu vesileyle Aşık Mahsuni Şerif'i de rahmetle anıyoruz, yad ediyoruz. İnşallah başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.